Evet, kayda başladık arkadaşlar. Dersin kaydını alacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar tekrardan. Evet, çalışarak gelen arkadaşlara bakalım kimler çalıştı. Göz gezdirdin sen. Nazlı çalışmış. Mehmet Çakır çalışmış. Emine çalışmış. Evet. Çalışarak geliyoruz. Tamam arkadaşlar. Merve çalışmış. Büşra da çalışmış. Fatma biraz soru çözmüş. Murat çalışmış. Serpil ve Merve çalışmış. Güzel. İyi çalışanlarımız çok. Zuhal de çalışmış. Tamam. Güzel. Yani bundan sonraki dersler hani sıfır matematik ama sonraki devam edeceğimiz dersler neyse. Cebir, problemler, sayısal mantık, geometri neyse arkadaşlar. Yani biz size önden zaten ne yapılması gerekiyor, haftalık olarak ne işlenecek hepsini göndereceğiz. Benim sizden istediğim derse başlamadan önce kesinlikle önden nota çalışarak gelmeniz, sonrasında göndereceğimiz ödev testlerinin tamamı olmasa da bir kısmını ya da büyük bir kısmını çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hepsini çözemeseniz de çözebildiğinizi çözmenizi istiyoruz. Elinizden geldiği kadar çözün. Yani kendinizi çok bunaltmadan ama çözebildiğiniz kadar çözün. Kurs programı bu şekilde ilerleyecek. Temel kavramlar. 3 dersimiz rasyonel sayılar, bölme bölünebilme. Basamak kavramı, denklemler, basitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar ve çarpanlar ayırma, toplama. 5 dersiniz var. Bittikten sonra arkadaşlar ondan sonra geometri, matematik, Türkçe vesaire hepsi Ekim'in 15'inde sizinle bir buluşacak arkadaşlar. Hepsini beraber yapmış olacağız. Şimdi birinci dersten başlayalım. Başlangıç olarak tabii biz şimdi temel kavramlar dört işlem. Yani hani toplama çıkarma olarak düşünebilirsiniz. Bu kısım birçok arkadaşımıza basit gelecek. Ama Hüseyin'e zaten bu basit kısımdan soru sormuyor. Ama matematiği çözebilmeniz için bu basit kısımları bilmek zorundasınız. Yani Hüseyin'e bu kadar basit sormuyor ama gerçekten ilk sorduğu sorular 3-5 soru neyse gerçekten basit arkadaşlar. Yani DGS, KPSS için düşünürseniz İlk 3-5 soru gerçekten basit. Yani 15 soru aslında basit ama ilk 3-5 soru cidden basit oluyor. Evet, 4 işlem kısmında arkadaşlar. A ve B pozitif sayılarsa toplamları sıfırdan büyüktür. Ya zaten bunu biliyorsunuz. 2 tane pozitif sayı yani sayılarımız 2 ve 3 olsun. Bunları topladığımızda 5 oluyor. Yani ikisi de zaten sıfırdan büyükse bunların toplamlarının sıfırdan büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. A ve negatif tam sayılar ise toplamları sıfırdan küçüktür. Negatif sayıları toplarsanız sıfırdan küçük olur. Burada şöyle sıkıntılar var. Şimdi nerede toplama yapacağız? Nerede çıkarma yapacağız? Öğrenci bazen burada kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Yani mesela diyelim ki eksi 3, eksi 2. Bakın şuradaki artıyı sildim. Artı diye bir ifade yok artık. Eksi 3, eksi 2. Burada 3 lira borcunuz var. 2 lira daha borç aldığınız gibi düşünmeniz lazım. Yani şu ifade aslında şuradaki ifade bütünsel olarak şuradaki ifadeye eşit arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu bu şekilde bilmeniz lazım. Eksi 3, eksi 2. Hatta diyelim ki buraya eksi 4 ekledim. Bakın bunların hepsi aslında toplamı olarak düşünüyorsunuz. Eksi 9. Bakın topladınız eksi 9. Şimdi bu ifadeyle şu ifadeyi karıştırmamak lazım. Bakın eksi 3, eksi parantez açtım eksi 2. Şimdi bu aslında toplama çıkarma değil. Aslında bu bir nevi toplamaya dönüyor. Yani bir yerde eksi ile artıyı toplamak gibi düşünmeniz lazım. Burada ne? İki tane eksi var. Bakın iki tane eksi var. Parantezi kaldırdığım zaman eksi eksi artıya dönecek. İki eksi çarpıldığında artıya döneceği için ne olacak? Eksi 3 artı 2. Yani biri negatif biri pozitif. 3 lira borcunuz var. 2 lirasını verdiniz. Ne olacak? 1 lira borcunuz kalmış olacak gibi düşünmeniz lazım. Yani buradaki ince detayları bilirseniz arkadaşlar bu basit sorularda zaten çok zorlanmazsınız. Yani burada artı ile eksinin yer değiştirmesi. Bakın şuradaki ifade eksi 3 artı eksi 2 fark etmez. Eksi 3 eksi artı 2. Son durumda ne oluyor? Şuradaki eksi ile artı kavga ediyor. Sonuçta yine benim dediğime dönüyor. Yani eksi 3 eksi 2 sonuçta eksi 5'e dönüyor. Tamam. Şimdi aynı işaretli ifadeler yan yana yazıldığında toplanır. Sonucu işaretin yanına yazılıyor. Bakın aynı işaretler 3, 4, 5 topladık. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 topladık. Eksi 9. Arada artı olması bir anlam ifade etmez. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 topladık. Eksi 9 arkadaşlar tamam.
Basit zaten buralar. Şimdi zıt işaretli ifadeler yan yana yazıldığında çıkarma işlemi yapılıyor. Sonuca rakamca büyük olan ifade. Yani şimdi eksi 3 artı 5. 5 daha büyük olduğu için ikisini topluyoruz. Artı 2 yazıyoruz. Mesela bu basit bir mantık. Eksi 3 artı 5. 3 lira borcunuz var. 5 lirasını verdiniz. O zaman 2 lira kâra geçtiniz gibi düşünmeniz lazım. Tamam mı? Eksi 6 lira borcunuz var. 6 lira borcunuz var. 1 lirasını verdiniz. 5 lira borcunuz kaldı. Ya da işte burada zıt işaret olduğu için yani biri artı bakın biri eksi biri artı olduğu için burada çıkarma gibi düşünmeniz lazım. Yani 5'ten 3'ü çıkarıyor musunuz gibi düşünmeniz gerekiyor. Büyük olan ifade 5 olduğu için 5'in işareti artı olduğu için artı koyuyoruz. Burada 6'dan 1 çıkardınız 5. Ama 6 daha büyük bir ifade ve önünde eksi olduğu için sonuç eksi oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da alacak verecek gibi hani borcum vardı şöyle oldu böyle oldu tarzında arkadaşlar. Daha basit anlaşılabilir. Ya da işte mesela şurada artı eksi. Bakın burada 2 eksi 5 oluyor direkt aslında. 2'den 5 çıkar mı? Çıkmaz. 5'ten 2 çıkar. 3 ama eksi 5'in yanında olduğu için eksi 3 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Parantezli işlemler ifadelerin sonuçlarını bizde belirliyor. Yani parantez olup olmaması, parantezin nerede olduğu bunlar hepsi önemli arkadaşlar. Yani parantezi nereye koyarsanız ifadelerin işlemleri değişiyor. Yani parantezi koyacağınız yer bile önemli oluyor. Tamam. Parantez bazen sonucu değiştirmeyebilir. Yani burada parantezi nereye koyduğunuz önemli. Her durumda parantez sonucu değiştirmez ama bazı durumlarda değiştirir arkadaşlar. O yüzden burada parantezi işlemler kaldırdıktan sonra ne yapacağınızı yani parantezi biz mutlaka kaldıracağız. Yani buna bir kere karar vermeniz lazım. Parantezi ben mutlaka kaldıracağım. Eninde sonunda bu parantez kalkacak. Kalktıktan sonra ne yapacağım? Yani bunun kararını işte ifadeleri artı eksileri iyi bilirseniz basit oluyor. Pozitif iki sayıyı çarparsanız pozitif. Negatif iki sayıyı çarparsanız pozitif. Zıt işaretli sayıları çarparsanız eksi oluyor arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Yani buradaki mantık parantezi kaldırınca da ortaya çıkıyor. Zıt işaretler 2 ile 4'ü yani bu eksi ile artıyı bakın şuradaki eksi ile artıyı çarptığınızda sonuç eksiye dönüyor. Yani o zaman siz 2 eksi 4 oluyor. 2'den 4 çıkmaz. 4'ten 2 çıktı. 2 ama 4'ünün de eksi olduğu için eksi 2. Yani burada parantezi kaldırdıktan sonraki ifadeler çarpılıyor. Eksi ile eksiyi çarptığımda artı olacağı için burası 2 artı 4 6'ya dönüyor. Burada da aynı mantık var. Eksi ile eksiyi çarpacağım için artı olacak. Dolayısıyla burada 3 artı 2 sonuç 5'e döner. Şimdi buraya geldik. Bakıyorum bak şimdi. Eksi var. Eksi var. Çarpıyorum. Ama bir eksi daha var. Bakın 3 tane eksi oldu. Şimdi mantık olarak sana bir soru. Eksi çarpı eksi çarpı eksi. Bu ne olur bu ifadenin sonucu? Yani iki tane eksiyi çarptığınızda artıya dönecek. Artı ile eksiyi çarptığınızda da şimdi burası artı olmadı mı? Artı ile eksiyi çarptığınızda sonuç eksiye dönecek. O zaman 3 tane eksinin sonucu eksi olmak zorunda. O zaman demek ki bu ifade şuna dönüyor arkadaşlar. Yani 2 eksi bakın 2 eksi 3 kere 1 3 olduğu için 2 eksi 3 oluyor. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Mantık olarak basit. Yani 3 tane eksi var. 3 tane eksiyi çarptığımızda sonuç eksi olacak. O zaman 3 kere 1 3 eksi 3 oluyor. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 gibi. Yani burada basit ifadeler düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada işlemin sonucu örnek 1. Böyle alalım cevapları. Yani yaptığınız evet basit bir sorular. Zaten biraz sonra basitleri bitecek. En basitleri bu kadar elimizdekiler. Fazla basite gerek yok. Evet ne buldunuz? Alalım hemen cevapları. Alalım. Mis. Evet arkadaşlar hemen bulmuşlar 3'ü. O zaman biz de 3'ü buluyoruz. Şimdi neyini? Eksi artı. 5'te 14'ü ne yapacağız? Aslında çıkarma işlemi var. Çünkü bunlar zıt işaretli ifadeler. Dolayısıyla yukarısı artı 9'a dönüyor. Aşağısı buradan eksi eksi artıya dönüyor. Yani şu iki eksi çarpılıyor. Artıya dönülüyor. 2 artı 1 oluyor. Dolayısıyla yukarısı 9, aşağısı 3. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. Güzel. Bu 1. Evet. 2'ye bakalım. Ne buldunuz? Güzel. Eksi 3, eksi 3, eksi 3. Herkes eksi 3.
Şimdi bakalım. Eksi eksi artıya döner. Dolayısıyla yukarısı bakın. Eksi 3 artı 9 olacak. 3 kere 3 9. Çünkü şuradaki 2 eksi kavga etti. Sonuç artıya döndü. Eksi 3 artı 9 yukarısı. Aşağısı aslında 2'den 4'ü çıkarmak gibi düşünmeniz lazım. Şimdi 3 ile 9 zıt işaretli olduğu için çıkarma işlemi düşünülüyor. Yukarısı 6 oluyor. 2'den 4 çıktığında eksi 2. Yukarısı pozitif, aşağısı negatif. Pozitif negatif çarpmalar bölmeler birbirine denktir. Dolayısıyla pozitifi negatife bölerseniz sonuç negatif bulunur. Güzel. Evet, ilk gün bayağı kalabalığız. Güzel. Yani umarım nasıl başlar öyle gider arkadaşlar. Evet 15 18 Eylül'deyiz. Yani 15 18 Eylül daha hala daha çok erken bir tarih. Yani başlamak için erken bir tarih ama sıfır matematikle başlamak yani sizi de çok yormayacak şekilde ilk etapta şimdi böyle çok yoğun bir programın içerisine ilk etapta dahil etmek istemiyoruz arkadaşlar. Yani DGS, ALES, KPSS neyse yani 10 aylık bir süreciniz var. Bu süreç uzun bir süreç yani hani baktığınızda bir YKS çalışmıyorsunuz aslında bir DGS, KPSS çalışıyorsunuz neyse. Hani matematik, mat bir çalışıyoruz yani hani çok yoğun bir matematikten bahsetmiyoruz. Evet zor ama YKS gibi yoğun değil. Yani o yüzden 10 ay gerçekten iyi bir süre. Fazla fazla zamanımız var. O yüzden kendinizi çok yormadan ama yavaş yavaş başlayarak arkadaşlar gitmek istiyoruz. Şimdi burada bu ifadenin sonucu. Buyurun alalım. Evet. Eksi 14 bulmuş arkadaşlar. Başka başka herkes eksi 14 bulmuş adamlar. Çalışıyorlar ya. Şimdi burada öncelikle çarpmalar var. Bölmeler var. Bunları yapmamız lazım. Evet, şimdi arkadaşlar bakın önce şurada çarpma var. Bunu yapacağız. Sonra burada bölme var. Görüyorsunuz. Önce çarpmalar ve bölmeler işlem yapıldıktan sonra olması lazım. Şimdi şuraya eşittir. 5 eksi 5 kere 5 25. Yani şuraya direkt 25'imizi yazdık. Şimdi bu ifade şöyle. Yani burada bakın şurası eksi 5. Tamam. Şurası eksi 5. Eksiyi eksiye böldüğünüzde sonuçta ne gelir? Artı 1 gelir arkadaşlar. Artı 1. Buraya da artı 5 geliyor. Şimdi burada zaten basite döndü. Pozitifleri kendi aralarında, negatifleri kendi arasında bırakabilirsiniz. Yani eksi 25, 5, 5, 11 daha 11. Artı 11 olarak yazdığınızda sonuç ne olur? Eksi 14 olur. Çarpmaları ve bölmeleri önce yapıyoruz. Ondan sonra işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tamam, unutmayın. Evet, örnek 4. Ne bulduk? Güzel. Şimdi burada önce parantez içini yapmamız lazım. Şimdi buradan eşittir. 6 eksi 3 parantez. 3'ten 6 çıktı. Eksi 3. Bakın böyle düşünebilirsiniz. Ondan sonra 3 kere 3 9 eksi ile eksiyi çarparsanız artıya döner. Artı 6 artı 9 eşittir 15. Peki. Geçiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek 5. Buyurun. Evet, 49 mu? 13 mü arkadaşlar? 49 mu? 13 mü? Evet, burada bir kararsızlık var. Yani iki gruba ayrıldı. Tarafını seç. Evet, 49 mu, 13 mü? Tarafını seç. Evet, burada yoğun bir şekilde ikiye ayrılmış bir gruptan bahsediyoruz. Güzel. Şimdi önce çarpma mı, bölme mi? Yani hani önce çarpma mı, bölme mi? Sonra toplama mı mesela? Böyle. Önce çarpma mı yapacağız, bölme mi yapacağız arkadaşlar? Söyleyin. Evet. Şimdi çarpma ya da bölmelerin
birbirine üstünlüğü yoktur arkadaşlar. Tamam? Bakın çarpma ya da bölmelerin birbirine üstünlüğü yoktur. Çarpmaların, bölmelerin ikisinin toplama ya da çıkarmaya üstünlüğü vardır. Mesela toplama ve çıkarmanın da birbirine üstünlüğü yoktur. Önce toplama, çıkarma yapabiliriz vesaire filan. Yani böyle düşünmenize, yani toplama da yapsanız aynı şeyi bulacaksınız, çıkarma da yapsanız aynı şeyi yapacaksınız. Yani çarpma yapacaksınız, bölme yapacaksınız. Ama burada birbirine üstünlükleri olmadığı için işlemler soldan sağa doğru yürür. Tamam, üstünlük olmadığı için matematik diyor ki kafanızı karıştırmayın kardeşim. O zaman önce hangisi gelirse o. Önce bölme gelir, sonra çarpma gelir diyor. O zaman önce böleceksin, sonra çarpacaksın. Yani bu ifadeyi şöyle düşünmeniz lazım. Bakın 120 önce 5'e bölmeniz lazım. Sonra 2 ile çarpmanız lazım. Bakın burada bölmeyi bu şekilde hale getirirseniz daha basit olur. Böldünüz, sonra çarptınız ama toplamayı en son yapıyorsunuz. Yani önce toplama falan yok. Önce şurayı halletmeniz lazım. Yani siz 120'yi 5'e böldüğünüzde 24 bulacaksınız. 24 çarpı 2 artı 1. 24 ile 2'yi çarptığınızda 48 artı 1'e geldiğinizde sonuç 49 olacak. Ama önce çarpma yaparsanız sonuç 13 oluyor. Tabii haliyle. Ama dediğim gibi çarpma ya da bölmelerin birbirine bu anlamda parantez yoksa işlem önceliği yoktur arkadaşlar. Tamam. Ha burada şöyle olsaydı iş değişirdi. Bak şimdi bak şöyle yaptım. Görüyor musun? O zaman iş değişir. O zaman önce çarpma yaparsın. Çünkü orada parantez var. Parantezin için yapmak zorundasın. Diyebilirsiniz burada. Peki. Örnek 6. Buyurun. Ha bir şey daha söyleyeyim. Yani uyarımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz elektrik çağındayız. Teknoloji var. Elektrik bazen gider bazen gelir. Bilemiyoruz kısmetimize ne gelirse. Gitse de geldiği an başlarız kaldığımız yerden vesaire vesaire. Yani bilginiz olsun bir yere gitmiyoruz. Giderse gider, olmadı sonra devam ederiz filan. Yani hani bilginiz olsun böyle olmayacak şeyler olabilir. Sonra kaldığı yerden zaten kaydı alıyor. Zoom'un da öyle bir güzelliği var. Yani elektrik de gitse kaydı otomatik alıyor zaten. Onda bir problemimiz yok. Evet şimdi örnek 6. Ne buldunuz? Eksi 41 mi? Artı 41 mi? Şimdi önce parantez. Yani parantez var, büyük parantez. Sonra burada küçük parantez var. Görüyorsunuz bak burada. 7'den 8'i çıkardınız. Eksi 1. Bakın şuradan eksi 1. Yani ifadeyi şuna döndürelim. 3 eksi 4. 4'ün yanında hiçbir şey yok ama aslında burada çarpma var. Tamam. Tamam. Bakın burada böyle düşünmeniz lazım. 5 eksi 6 bölü eksi 1. Bakın şöyle eksi 1 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan önce bölme işlemi. Şimdi parantezin içerisinde işlemi yapacağız ama önce bölme işlemini yapıyorsunuz. 6'yı 1'e böldünüz. Artı 6. Artı 6. Yani bu ifade şuna dönüyor. 3 eksi 4 çarpma. Hocam burada çarpma olduğunu nereden biliyoruz? Bir işlem yok. İşlem yoksa çarpmadır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Tamam. Ondan sonra parantezi açtım. 5 artı 6 böyle düşüneceğiz. Ondan sonra ifade 3 eksi 4 çarpı 11'e dönüyor. Buradan 3 eksi 44'e sonuç eksi 41 oluyor. Tamam. Evet, bu böyle. Parantezin içinin içi. Yani önce parantez içlerini halletmemiz lazım. Yani parantez olmazsa tabii işlemler o zaman biraz daha karışık oluyor. Şimdi bu temel kavram yani işte dört işlem toplama çıkarma dediğimiz kısım bu kadar arkadaşlar. Yani bunu işte bazı kitaplar uzun uzadıya çok farklı anlatabiliyor. Evet oradaki temeliniz çok çok zayıfsa oralardaki örnekleri uzun uzadıya çözebilirsiniz. Yani hani ben çözmeyin demiyorum hani. Ama bir yere kadar ondan sonra matematiğin gerçek yüzüyle yüzleşmek zorundasın. Hani toplama çıkarma güzel. Evet topladın çıkardın böldün basit. Ama sonra matematiğin bir yüzü var. Sınavda öyle sormuyor ÖSYM. ÖSYM geliyor matematiğin gerçek yüzüne. Buralarda dönüyor her şey. O yüzden oralarda çok fazla takılmayın arkadaşlar. Oralar çok basit gelir ama oralar sizi geliştirmez. Bir yere kadar. Sonra gelişmek istiyorsanız buralar. Hocam işte buralarda zorlanıyorum. Olabilir. Yani hiç kimse zaten matematiğe başlarken süper başlamıyor.
Hocam 10 tane sorunun 5'ini çözüyorum, 5'ini çözemiyorum. Bak ne güzel, 5'ini çözebiliyorsun yani. Hani çözemediklerini de sonra çözeceksin zamanla. Emek istiyor bunlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi rakam, matematiğin alfabesi diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 da dahil. Yani burada 10 tane rakamdan bahsediyoruz. Bütün her şey bu rakamlardan oluşuyor. Bunları birleştiriyorsunuz, sayı sistemlerinden bahsediyoruz. Tamam. Şimdi örnek 7. AB rakam. A'nın alacağı değerler toplamı. Şimdi ben olsam B'yi karşıya atar öyle karar veririm. Bak B'yi karşıya atıp öyle karar verdiğinizde işleminiz daha basite dönüyor. Şimdi 3A eşittir 11 artı B. Eksi karşıya gittiğinde artıya dönüyor değil mi? Eksi karşıya gittiğinde artıya dönüyor. Tamam, güzel. Çarpmalı bir ifade karşıya gittiğinde bölmeye döner. Bölmeli bir ifade karşıya gittiğinde çarpmaya döner. Şimdi bunları biliyoruz zaten. B'ye göre A'yı şekillendireceğiz. Yani A'ya değer vererek B'yi bulmaktansa B'ye değer vererek A'yı bulmak lazım. Şimdi B burada 0 olsa, örnek veriyorum. Şimdi ne olur? 3A eşittir 11. 3'ün hangi katı 11 yapar? Rakam olduğunda 3'ün herhangi bir katı 11 yapmaz. Dolayısıyla B'ye ben buradan 0 veremem. B'ye ben buradan ne verebilirim? 1 verebilirim. Şimdi B'ye 1 verdiğim zaman ne oluyor? 3A eşittir 11 artı 1'den 12. Demek ki 3 kere 4 12. A'yı ben buradan 4 buldum. Şimdi B'ye 1 verince bu. B'ye 2 verirsek artık 2 ile uğraşmayın. Şimdi 2 verseniz 13. 3 verseniz 14. 4 verseniz 15. Şimdi burada 3 olduğu için, 3 olduğu için siz burayı üçer üçer arttırarak gideceksiniz. Yani buraya 1, 4 ve 7 vereceksiniz arkadaşlar. Tamam. Bunu verdikten sonra gerisi kolay. Şimdi birincisi bu. İkincisi 3A eşittir. 4 verdiğinde 11, 4 daha 15. O zaman burası 15 oluyor. A'yı buradan 5 buluyorsunuz. Bir tane daha buraya yazalım. 3A eşittir. 7 verdiğinizde 18'e döner. A'yı buradan 6 bulabilirim. İşte hocam A buradan 9 olamaz mı mesela? Yani mesela böyle düşündüğünüzde A'ya 9 verirseniz arkadaşlar. Şimdi dedik 3A eşittir 11 artı B. 3 kere 9 27. 27 eşittir 11 artı B. B'nin buradan 10, 18 olması, pardon, 16 olması lazım. Ha, rakam ama rakamlar en fazla kaça kadar? 9'a kadar. Yani siz B'ye 16 veremezsiniz. Rakam dediği için siz B'ye en fazla 9 verirsiniz. 9 verseniz de işe yaramıyor. 20 oluyor. 3A 20 olmuyor. Yani buradan A'nın alabileceği değerler en fazla 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Yani buraya en fazla 15 yapabilirsiniz. Tamam. 2 7. Peki. 8. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Yavaş yavaş gidelim. X, Y rakam. Rakam sen önce düşünüyorsun. Neye verebilirsin? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y'ye göre X şekilleniyor. Yukarıdakinin bir hemen hemen aynı versiyonu. Burada X'in alabileceği kaç değer var? Yine Y'ye göre şekilleniyor değil mi arkadaşlar? Yani burada hemen hemen bir benzeri. Şimdi burada 3x eşittir 15 artı y gibi düşünebiliriz. Y'nin alacağı değerlere göre x şekilleniyor. Y'ye 0 verebilirim. X buradan, bakın şuradan. Y eşittir 0 için x eşittir 5 oldu. 3 kere 5 15. Şimdi bu sefer y'ye ne vereceğim? 1, 2, 3. Y'ye bu sefer 3 vereceğim. Şimdi bakın y eşittir 3 için 18 oldu. X eşittir 6. Artık öğreniyorum. Demek ki 3 olduğu zaman karşı tarafta 3'ün katını vermem lazım. Yani 0, 3, 3'er 3'er artarak gitmesi lazım. O zaman y'ye bu sefer 6 vereceğim. Bir sonrakinde de 9 vereceğim. O zaman x 5, 6. Demek ki bu sefer 7 olacak. Burada da 8 olacak. Yani burada y'ye verebileceğim zaten 4 değer var. O zaman x'e verebileceğim de 4 değer var. Zaten x, y'ye bağlı olarak şekilleniyor. 4 tane değerimiz var.
Evet, 9. Buyurun. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sorular yoruyor mu sizi? Basit mi? X, Y, Z toplama. Buyurun. Hem konuşalım, hem çözelim. Evet. 7 bulmuşsun. 13, 13 var. Evet. Sen 7 bulmuşsun. Bir yerde hata mı yaptın? Hep 13 var çünkü. Bakalım. Şimdi burayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Yani x, y, z birer rakam. Neler vermemiz lazım? Önce X'e mi değer vereceğiz? Y'ye mi değer vereceğiz? Z'ye mi değer vereceğiz? Hangisine değer vererek başlayalım sizce? Yani bu tür sorularda değer vererek başlamak olsa zaten değer vererek başlayacaksınız. Hangisine vermemiz lazım? Kesinlikle önce X'ten başlamak lazım. Neden? En büyük değer X. Yani X'in yanındaki değer 125 büyük olduğu için X'e değer vererek vereceğim. Şimdi x'e 1 verirsem 125, 470'e çok var. X'e 2 verirsem 250, 470'e çok var. X'e 3 verirsem yani işte 375 olabilir. X'e 4 verirsem 500 olabilir. Yani hani mesela şimdi burada x'e 3 mü vereceğim, 4 mü vereceğim? Yani buradaki asıl sorunumuz buradan kaynaklanıyor. 3 mü vereceğiz, 4 mü vereceğiz arkadaşlar? Şimdi x'e 3 verirsem burası 375. X'e 4 verirsem burası 500. Hangisini yapacağız? Söyleyin bakalım. X'e 3 mü vereceğiz, 4 mü vereceğiz? X'e 4 vereceğiz. Neden? Çünkü burası eğer artı olsaydı, bak şimdi işin işte püf noktaları burada. Matematik burada devreye giriyor. Eğer burası artı olsaydı X'e 3 verirdim. Çünkü 375 ile bir şeyi toplayacağız. İki tane ifade var. Toplayacağız. 470 olacak. Mantıklı duruyor. Değil mi? Yani 375 ile bir şeyi toplayacaksınız olacak. Ama şimdi orası artı değil. Burası eksi. Hocam bura artı. Ama z en fazla 9 olur. Bir işe yaramaz ki z. Yani z'ye zaten basit ifade. Bize ya en son kalanı vereceksiniz. Bizim z ile işimiz yok arkadaşlar. Yani z en sonki değerdir. Şimdi o zaman sen buraya 4 vereceksin ki burası bir 500 olacak. 500'den bir şey çıkaracaksın. Sonra bir şey ekleyeceksin. 470 olacak. Ha, demek ki yani buradaki mantık o zaman öyle işliyor. Bak şimdi burası 500 olursa 500'den 12 katı olan bir ifadeyi çıkarıp buradan 12y 12 katı olan bir ifadeyi çıkarıp sonra bir tane bir ifadeyi eklediğimde 470 olması lazım. Demek ki o zaman şurası bir bütün olarak baktığım zaman eksi 30 olması lazım değil mi? Yani 500'den 30'u çıkarıp 470'i bulmam lazım benim. Mantık olarak bu. Yani bu şekilde yazabilirim. O zaman ben şöyle yazabilir miyim? Yani eksi 12'ye artı z dediğim ifade aslında eksi 30'a eşit olması lazım. Buradan şimdi basite dönüyor iş. Neden? Şimdi mesela ben buradan işte buraya değer vereceğim. 3 verdiğim zaman burası eksi 36 olur. Eksi 36 ile bir şeyi topladığımda 30 olması lazım gerekiyorsa o zaman buranın 6 olması lazım. Eksi 36 ile 6'yı toplarsam eksi 30'a döner. Demek ki o zaman mantık olarak yani x'e buradan 4 verdiğinizde kendileri otomatik artık kalanlar şekilleniyor arkadaşlar. Z'yi de buradan 6 veriyorsunuz. Bunları getirip yerleştirdiğinizde ifadenin sonucunu 470 buluyorsunuz. Anladınız? X, Y, Z'nin toplamı 13. Şimdi bakın buradaki ifade artı olsaydı işlemimiz çok basit olurdu. Ama eksi olduğu zaman o zaman biraz daha dikkatli düşünmeniz lazım. Detay gerekiyor. İşte ÖSYM böyle yapıyor. Yani hani kitaplar sana bunu basit basit anlatıyor. ÖSYM burayı eksi yapıyor. O zaman sen ÖSYM sorusunu gördüğün zaman hep böyle kitaba çalışmışsın basit basit. O diyorsun ya bu nasıl çıkacak? Bu soruya 20 dakika harcayan olur sınavda. Yani normalde çok basit bir soru. Ama bu soruyu getir sınavda sor. Yani emin olun 20 dakikasını harcayan adam çıkar bu soruya.
İşte ÖSYM biraz farklı. Evet, soru 10. Sayma sayılar 13. A'nın en küçük değeri. Sayma sayıları nedir arkadaşlar? Sayma. Sayma sayısı nedir? Saymaya başla. Sayma sayıları. Şimdi matematik diyor ya, rakam farklı, sayma sayısı farklı. Saymaya başla. Hani diyor askere gidiyorsunuz ya, sıradan say dediği zaman asker diyor ki önce 1, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hiçbir asker önce 0 demez. 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye gider arkadaşlar sayma sayıları. Şimdi o zaman A'yı istiyorsak, A'nın en küçük değerini istiyorsak B'ye karar vererek biz bunu yapacağız. B'yi sayacaksak eğer önce sayma sayısı yapacaksak saydım 1. O zaman A'dan 1'i çıkardım da 13 olması lazım. Demek ki A'yı buradan en az 14 vermem lazım. Saymaya başla dediğim zaman birden başlıyoruz yani arkadaşlar. Sayma sayıları farklı, rakam farklı. Sayma sayılarına S derseniz sayma sayıları 1, 2, 3, 4 den artı sonsuza kadar gider. Peki. 11. Buyurun. Negatif tam sayılar. Tam sayı. Artı da olabilir, eksi de olabilir vesaire vesaire. X, Y toplamının en büyük değeri. Şimdi burada yani negatif tam sayılarsa, şimdi negatif tam sayılara geçeceğiz birazdan. Z dediğimiz ifade eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 artı sonsuza kadar giden bütün tam sayılar kümesine biz tam sayılar diyoruz. Ama negatif tam sayılar diyor. Negatif tam sayılar diyorsa şuradan itibaren almamız lazım. Bize burayı söylüyor. Şimdi bu negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Yani mesela sana bir soru. Eksi 100 mü büyüktür? Eksi 1 mi büyüktür? Eksi 1 daha büyüktür. Çünkü sıfıra yaklaştıkça yani sayılar soldan sağa doğru büyür her zaman. Yani bak şimdi 1, 2, 3, 4 bak gittikçe ne oluyor? Büyüyor. Soldan sağa doğru büyür. O yüzden sıfıra yaklaştıkça büyür. Ama pozitifler sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Yani bunların durumları birbirinden farklı. Bunları şimdi bildikten sonra zaten gerisi basit. Şimdi bu madem böyleymiş. Buraya yazalım. O zaman bunları yerine yazalım. Şimdi 2 kere 3 6 değil mi kardeşim? O zaman ben buraya eksi 3 yazsam. Buraya eksi 2 yazsam. 2 kere 3 eksi 6 eşittir eksi 6. Birbirine eşit. Başka türlü bir yerde birbirine eşitleyemiyorum. Eşitleyemeyeceksem o zaman ben buradan x'e en az eksi 3 yani en fazla y'ye eksi 2 verebilirim. X ile y'nin toplamı buradan ne çıkar? Eksi 5 çıkar. Basit mantık. Evet. Birazcık daha yapalım. Sayı kümeleri. Doğal sayılar. Şimdi geldik. Asıl burada işlerin rengi biraz daha güzelleşiyor. Doğal sayılar n ile gösteriliyor. Bakın n ile national işte İngilizce'den geliyor zaten. N ile gösteriliyor. Sıfır hariç bütün doğal sayılar pozitiftir. Negatif doğal sayı yoktur. Yani doğal sayılar sıfırdan başlar. Sonsuza kadar gider. Bakın hep pozitif görüyor musunuz? Pozitif doğal sayılar dediği zaman bir dahil ediyorsunuz. Yani pozitif doğal sayıdır dediği zaman siz sıfırı alamazsınız. Sıfır pozitif değildir arkadaşlar. Sıfır negatif de değildir. Sıfır nötr bir ifadedir. Dolayısıyla pozitif ya da negatif diyemezsiniz. Doğal sayıların içerisinde sıfır vardır. Ama pozitif doğal sayılar diyorsa sıfırı alamazsınız. Tamam. Şimdi mantığımız basit. Evet. ABC doğal sayılar için A'nın alacağı en büyük değer. Buyurun.
Ay en fazla 24 verebiliriz. Neden? Doğal sayılar ikisi sıfır olabilir. Bak, mantığımız çok basit. Doğal sayılar sıfır olabiliyor mu? Oluyor. O zaman ben bu ikisini sıfır verdiğimde A'ya otomatik en büyük değer olan 24'ü veriyorum. Bak, çok basit mantıklı arkadaşlar, tamam mı? Şimdi dikkatimiz var. Ne diyor? Toplamları verilen. Ya demek ki doğal sayıları toplamını da bazen bize verebilir. Toplamları verilen iki doğal sayıdan çarpımının büyük olması için sayıların birbirine olabildiğince yakın olması lazım. Şimdi mantığı anlayalım. Şimdi ben sana bir soru. Şimdi diyelim ki toplamları 7 olan sayıları almak istiyorum. Bak, toplamları 7 olan sayıları almak istiyorum. 2 ile 5'i alabilirim. 3 ile 4'ü alabilirim. 1 ile 6'yı alabilirim. Bunları çarptığım zaman sonuç 6. Bunu çarptığım zaman sonuç 10. Bunu çarptığım zaman sonuç 12. Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımlar büyür. Bakın, sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları büyür. Toplamları aynı olan sayılardan bahsediyoruz, tamam mı? Mantığımız basit. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Çarpımlarının en küçük olması için de sayıların birbirinden uzak olması lazım. AB pozitif doğal sayılar. Toplamları 12. Çarpımın alabileceği en küçük değer. Buyurun. Peki, şu ibareyi silseydim. Bak şimdi, doğal sayılardır. AB doğal sayılardır dediği zaman o zaman sıfır olurdu. Bak şimdi, bunları anlamanız lazım. Pozitif doğal sayılar, pozitif ifadesi varsa sıfır alamazsınız demek. O zaman pozitif. O zaman buraya 1 verebilirim, buraya 11 verebilirim gibi düşünmeniz lazım. Bunların çarpımının alabileceği en küçük değer 11 olur. En büyük değer de sayılar birbirine olabildiği kadar yakın olacağı için 6'ya 6 da verebilirim. En büyük değer de 6 kere 6 36 olur o zaman. Tamam, mantığımız basit. Evet, 14. C'nin en büyük değeri. Birbirinden farklı doğal sayılar. Buyurun. C'nin en büyük değeri. Şimdi doğal sayılar sıfır olabilseydi, birbirinden farklı doğal sayılar, o zaman sıfır verebilirim bir şeye. Yani onu söylüyor aslında. Bir şeye birbirinden farklı sıfır da aslında verilebilir birbirine. Şöyle de mesela buna iki verseniz olur, ama bunlar birbirinden farklı olmak zorunda. Bunu veremem. O zaman şöyle yapabilirim. Buna sıfır vereyim. Buna sıfır vereyim. Buna beş vereyim. Olur mu? Bence olur. 2 kere 5, 10. 3 kere 0, 0. 5 tane C eşittir 60. 10 ile 50'yi toplarsanız 60 yapar. O zaman 5C, yani 5C eşittir 50 olmak zorunda. O zaman C'ye buradan 10 veririm. Yani 0 verebilirim. Hocam işte pozitif ifadesi olmadığı için 0 verebiliyorsunuz. Birbirinden farklı doğal sayılar dediği için sıfır verebilirim. Tamam, pozitif ifadesi yok. Mesela yukarıda sıfır veremezsin. Çünkü pozitif ifadesi var. Çarpımları verilen. Şimdi bazen de çarpımlarını bize veriyor. Yani toplamasını verebilir, çarpmasını verebilir. Çarpımları verilen iki doğal sayının toplamının en büyük olması için sayıların birbirine uzak, toplamlarının en küçük olması için sayıların birbirine bu sefer yakın olması lazım. Bakın, çarpımları verilen toplamının en büyük olması için, toplamların en büyük olması için sayıların birbirinden uzak, toplamların en küçük olması için sayıların birbirine yakın olması lazım. Vesaire vesaire. Şimdi bak, burada mantığı anlayalım. Ondan sonra sorularımızı çözeriz. Şimdi bak. A çarpı B 12. Tamam. Şimdi bak, ben buna 1, buna 11 verirsem, şey, 1 ile 12 verirsem,
Bakın 1, 12 verdiğim zaman bunların toplamı 13 olur. Gayet güzel. 12 veren ifadeleri başka ne? 2 ile 6. 2 çarpı 6. 12 ya. O zaman 2 ile 6'nın toplamı ne oldu? 8'e döndü. 3'e 4. 3 artı 4. 7'ye döndü. Bak ne oldu? Sayılar birbirine yaklaştıkça toplaması küçülüyor. Sayılar birbirinden uzaklaştıkça toplamaları büyüyor. Yani yukarıdaki ifadenin tam tersini düşünmeniz lazım. İşte o zaman burada kafamız karışıyor. Yani yukarıda işte böyle, burada böyle filan bir ton karışıklık var değil mi? Size güzel bir haberim var. ÖSYM buraları çok fazla zaten sormuyor. Yani hani kitaplarda var. ÖSYM çok fazla buralara takılmıyor. Ama varsayalım ki sordu. Kafanıza şekillendireceksiniz. Yani hani sen bunu ezberlemek yerine kendince bir örnek verip örnek üzerinde detaylandırırsan çok çok basit olur. Örnek ver bak. Şimdi örneğimiz 15. X, Y, Z doğal sayılar. Çarpımları 36. Toplamasının en büyük ve en küçük değerlerinin bir de toplamını istiyor. Bakın toplamasının en büyük en küçük değerinin bir de ayrıca toplamasını istiyoruz. Evet. Şimdi o zaman yani sayıları birbirine yakın, uzak gibi düşünmeniz lazım. Doğru mu? Şimdi o zaman mantığımız belli. Ben buna 1 versem, bakın doğal sayılar. Buna 36 versem, bir kere 36, 36. O zaman x artı y ifadesinin en büyük değeri 1 ile 36 olur. Toplaması en büyük 37 olacak. Birbirine yaklaşık ne verebilirim? 4'e 9, 6'ya 6 da verebilirim. Doğru mu? 6 kere 6, 36. 4'e 9 versem olur. Ama sayılar birbirinden farklı demediği için sayılar birbirinden farklı deseydi 4'e 9 verebilirdim. Sayılar birbirinden farklı demediği için 6'ya 6 verebilirim. 6 kere 6, 36. İşte buradan da o zaman bunların toplamı 6 ile 6, burası 12. Bu ikisinin toplamasını istiyor arkadaşlar. Yani 37 artı 12 cevabımız 49. Ben 50 diyen çıkar dedim ama çıkmadı. Siz, aferin size. Ben gözüme girdiniz. Ben dedim 50 diyen çıkar yani. Çıkmadı valla. Hadi bakalım. Dedim kesin düşen birisi çıkacak ama düşmedi kimse. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. 16. X, Y doğal sayılar. Çarpımı 30. X çarpı X artı X çarpı Y artı Y ifadesinin en büyük değeri. En büyük değeri. Adamları yapmışlar ya. Düzeltmek lazım bunu. Bak düzeltirsen şöyle olur. X artı Y artı X çarpı Y. Zaten çarpımını vermiş. Zaten çarpımının 30 olduğunu bize zaten vermiş. Yani burası zaten demiş ki 30. Geriye bir tek kaldı toplaması. Toplamasının büyük olabilmesi için birine 30, birine 1 verirsem çarpımları yine 30 olacağından dolayı. O zaman 30 artı 1 artı 30. Yani 61. Basit. Şimdi bunu düzelttiği zaman mesela ben bunu şöyle diyen öğrenci gördüm. Yani olabilir yani insanlık hali. Yani bir şey demiyorum. Ama yani hani kendi kendine soruyu zorlaştırmak olarak görebilirsiniz. Hocam dedi ben buraya x parantezini alsam dedi. 1 artı y dedi. Artı y. Yani şimdi baktığınız zaman aslında paranteze almak gibi gerekiyor mu? Böyle bir şey gözüküyor olabilir. Aslında tam öyle değil yani işte. Yani aslında kendi kendine zorlaştırıyor. Bu sefer karman çorman bir şeye dönüyor. Yani halbuki basit mantık, ÖSYM'nin öğrettiği mantık burada var. Evet 17. Evet iyi misiniz arkadaşlar? Mola vereyim mi? İsterseniz mola vereyim. Sıkıntı yok. Adamlar zehir çıktı ya. İyisiniz peki.
Peki, rakamları birbirinden farklı, iki basamaklı, beş farklı doğal sayı. Yani şimdi iş biraz daha karışıklaşıyor, değil mi? Böyle beynin ufaktan ufaktan yanmaya başladı. Rakamları birbirinden farklı, rakamları farklı olacak. Farklı, iki basamaklı, beş farklı doğal sayı. Bakın, rakamları farklı olacak, birbirinden daha farklı olacak bunlar arkadaşlar. Tamam. 100 olduğuna göre en büyük sayı en çok kaç olur? 22 olmaz. Çünkü neden? Rakamları birbirinden farklı diyor. Nasıl olacak? 22. Evet, hadi bakalım. 22 olamaz. Mümkün değil. Güzel. 51'i söylemiş. 54 gördüm sanki yukarıda. Şimdi rakamları farklı olacak. 2 basamaklı 5 farklı doğal sayı olacak. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın elimde 5 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 tane sayının en büyüğünü istiyorsanız, en büyüğünün en çok olmasını istiyorsanız diğer sayıları küçük. Bu arkadaş küçük olsun. Bu arkadaş küçük olsun. Bu arkadaş küçük olsun. Bu arkadaş küçük olsun dediğinizde bu arkadaş büyük olur. Dördünü küçük, sonuncuyu büyük. Seçerseniz olur arkadaşlar bu iş. Bak, şimdi bunu da siyahla yazalım. Buraya 10 dedim. Rakamları farklı, 2 basamaklı, 5 farklı doğal sayı. 11 diyemem buraya. 12 dedim. 13 dedim. 14 dedim. Doğru mu? Şimdi 10, 20, 30, 40, 44, 47, 49. O zaman bu arkadaşa 51. Anladınız? Rakamları birbirinden farklı 5 farklı doğal sayı dediği için 11 veremezsiniz. Farklı dediği için 2 tane 10 veremezsiniz. Evet, buyurun arkadaşlar. Harun söyle kardeşim, dinliyorum. Sorularınız varsa söyleyin. 11 veremem çünkü rakamları birbirinden farklı. Anladınız. Peki. Bu böyle. Küçük 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 küçük. Sonuncusu büyük. Bunları yerleştirirken kuralları uyguluyorsunuz. En son bazen şu şöyle çıkabilir. Varsayalım ki bu 55 çıktı. Olur mu? Olur. Mesela ben buraya 100 değil de 104 deseydim o 55'i bulacaktım burada. Doğru mu? Doğru. Ama o zaman bu 55'i veremezdim. Bu sefer ne yapardım? Bu 14'ü 15 yapardım. Bu 55'i de 54 yapardım. İsterseniz öyle yapalım. Ha, şimdi mesela öyle düşün yani. Hani, tamam. Şimdi mantık olarak yani hani şimdi vereceksiniz bazen bulduğunuz sonuç da kurallara uymuyorsa ufaktan değişiklikler yapacaksınız arkadaşlar. Tamam. Ufak tefek değişiklikler yapa 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 düzelir. Evet. 18. Kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek rakamları birbirinden farklı 6 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek rakamları birbirinden farklı 6 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Neden 107? Onu anlamadım. Sebep? Niye 107 yazdınız? 6 tane doğal sayı istiyoruz. Toplamını istiyoruz. En az istiyoruz. 6 tane istiyoruz. Çok basit bir mantığı var aslında. Rakamları birbirinden farklı 6 farklı doğal sayı diyelim. Evet, tamam. Orada bir kafa karışıklığı olabilir. Şimdi bir der adam çıkar işin içinden. 6 farklı doğal sayı. Tamam. 6 farklı doğal sayı. Şimdi biz şöyle düşünüyorsunuz. Ben sizi anladım. Siz hepsini kullanmak istiyorsunuz. Doğru mu? Ben yanlış anlamadım. Yani. Siz hepsini kullanmak istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tür soruları anlarken aslında biraz basit düşünmeniz lazım. Şimdi bak,
Bu tür sorular. Adam senden ne istiyor? Bu kümesinin elemanlarını kullanmanı istiyor. Ama hangisini nerede kullanacağını söylememiş. Ona sen karar vereceksin. Kaç basamaklı bir bilgi olması gerekir mi? Gerekmez. Çünkü fark etmez. Adam sana kümesinin elemanlarını kullanacaksın. 6 farklı doğal sayı yazacaksın demiş. 1 doğal sayı mı? Doğal sayı. 2 doğal sayı mı? Doğal sayı. 3 doğal sayı mı? Doğal sayı. 4 doğal sayı mı? Doğal sayı. 4 tane yazdın mı? Yazdım. Anladın mı? Bak mantığı anla. 1 doğal sayı, 2 doğal sayı, 3 doğal sayı, 4 doğal sayı. Hocam iki basamaklı olması gerekmez mi? Burada öyle bir ifade yazmıyor. Ondan sonra ne yapalım? 12. 12. 2 basamaklılara geçtik. Bir tane de 13. Al sana çıktı. 25. 29. 30. 35. Tamam. Burada herhangi bir basamak ifadesi yok. Hangisini kullanmak istediğine sen karar vereceksin. Sana bırakmış aslında burada işlemi. Mantığı basit, sadece öğrenci işte oluyor. Tam sayılar arkadaşlar, doğal sayılar ifadesi bitti. Tam sayılar, doğal sayıları içine alan bir küme. Yani büyük küme aslında. Yani bize göre çok büyük bir küme. Ama reel sayılara baktığımızda, yani sayıların kümesine baktığımızda, sayı doğrusuna baktığımızda aslında küçük bir küme arkadaşlar. Yani doğal sayılar, tam sayılar aslında diğer abilerine göre küçük kümeler. Ama bize göre aslında büyük küme. Mesela dünya bize göre büyüktür ama evrene göre küçüktür. Öyle düşünebilirsiniz. Tam sayılar doğal sayıları içine alan bir küme. Hem negatif hem pozitif olabilir. Z ile gösterilebilir. Tamam mı? Peki tam sayılar kümesini sayabilir misiniz arkadaşlar? Sayılabilir mi bu küme? Bu küme sayılabilir bir küme midir? Onu söyleyin bakın. Tam sayılar kümesini sayabilir misiniz? Ya da doğal sayılar kümesini sayabilir misiniz? Doğal sayılar ya da tam sayılar kümesi sayılabilir kümelerden midir? Sayabilir misiniz doğal sayılar arkadaşlar? Tam sayıları, doğal sayıları sayabilir misiniz, sayamaz mısınız? Ya matematikçiler öyle bakmıyor olaya arkadaşlar. Biz matematikçiler biraz kafasında kontak, yani böyle. Biz öyle bakmıyoruz olaya. Tamam, sonsuz olabilir ama sayabiliriz diyoruz. Tamam, küme sonsuz olabilir ama sayılabilir kümelerde. Yani doğal sayılar ve tam sayıları sayabilirsiniz. Ama rasyonel sayıları sayamazsınız arkadaşlar. Neden? Aradaki farkı söyleyeyim size. Şimdi saymaya başla dediğim zaman sen doğal sayıları ne diyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belli bir sistematiği var. Yani standart net olarak gidiyor. Saymaya başladığın zaman sonsuz vaktin olsa sen bunu sayabilirsin demek anlamına geliyor. Yani hani bu kadar vaktin olsa bunu sayabilirsin aslında. Belli bir yerde durur mu durmaz mı bilemem ama sonuçta bunu saymaya başlayabiliyorsun. Sistematiği var. Nereye varacağını biliyorsun. Ama rasyonel sayıları sayamazsın. Çünkü neden? Bir rasyonel sayı değil mi? Tamam. 1,1 de bir rasyonel sayı. Şöyle yazayım. 1. 1,1 rasyonel. Peki bu ikisi arasında kaç tane rasyonel sayı var? 1 ile 1,1 arasında kaç tane rasyonel var? Sonsuz tane var. Şimdi birden sonra gelecek rasyonel sayıyı bilemezsin. Çünkü ben buraya 1,01 de yazabilirim. 1,001 de yazabilirim. 1,0001 de yazabilirim. Yani burada tam sayılar gibi birden sonra 1,1 gelmiyor. Yani burada bir sonu yok yani. Sistematiği olmadığı için matematikler demiş ki bu da sonsuz, bu da sonsuz ama bunu sayabilirim demiş. Bunu sayamam demiş. Yani öyle bakıyor. Tamam mı? Yani şu an lineer analiz dersi gördünüz matematikçilerde. Biz bu dersleri çok gördük. Anamızı ağlattılar. Çok da önemli değil yani. Burada hani birisi sorar sana tam sayılar kümesi sayılabilir mi sayılamaz mı hava atmak isterse diyeceksin ki tam sayılar kümesi sayılabilir ama sonsuzdur. Evet şimdi hem negatif hem pozitif olabilir. Z ile gösteriyoruz. Z. Eksi sonsuzdan başlıyor. Artı sonsuza kadar. Bakın şurayı silim. Şimdi neresi bunun doğal sayılar? Doğal sayılar aha burası. Bakın burası doğal sayıları içine alan bir küme.
gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada üzerinde artı olması, yani z'nin üzerinde artı olması, z'nin üzerinde eksi olması ne anlama gelir? Onu da söyleyelim. Z üzerinde artı varsa pozitif tam sayılar, z'nin üzerinde eksi varsa negatif tam sayılar. Tam sayılar ifadesi negatif tam sayılarla pozitif tam sayıların birleşimi ve aynı zamanda sıfırın birleşimiyle oluşur. Sıfırı ayırıyoruz. Çünkü sıfır ne pozitiftir ne negatiftir arkadaşlar. Nötr bir ifadedir. Bunu asla unutmayın. Her doğal sayı tam sayıdır. Fakat her tam sayı doğal sayı değildir arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla burada küme ibaresi bu aslında. Yani alt küme mantığına gelir. Doğal sayılar tam sayıları neyidir? Alt kümesidir. İşte matematik ifadeleri, sembolleri biraz fazla arkadaşlar. Şimdi bu böyle olursa iş değişiyor. Böyle olursa iş değişiyor. Bu da kapsar anlamına gelir. Yani aslında ikisi mantık olarak aynı. Ama bu kapsama kümesi, bu alt küme mantığına dönüyor. Genelde biz bunu kullanıyoruz. Alttakini pek kullanmıyoruz. Şimdi burada örnek 19. X, Y tam sayılar için çarpımları 12 toplamının en küçük değeri. Adamlar düşmemişler. Evet. Helal. Helal. İnsanlarım benim. Beni şaşırtıyorsunuz. Güzel. Tabii kazanacaksınız bu sınavı. Şimdi arkadaşlar tam sayı dediğimde negatif ibaresi verebiliriz. Negatif ibaresi verebiliriz. Doğal sayılarla karıştırmayın. Doğal sayı olsaydı evet 3'e 4 verebilirdim. Ama tam sayı olduğu zaman işin rengi değişiyor. Neden? Ben buna eksi 1, buna da eksi 12 verebilirim. Yani siz eksi 1 ile eksi 12'yi çarptığınızda sonuçta yine 12 buluyorsunuz. O zaman en küçük değer dediği zaman eksi 1 ile eksi 12'yi topladığınızda eksi 13 buluyorsunuz. Mantık olarak bu. Tamam. Doğal sayılar farklı, tam sayılar farklı. Evet 20. ABC pozitif tam sayılar. Çarpımları 12, çarpımları 18. ABC toplamının en küçük değeri. Pozitif tam sayılar demişiz. Bunu asla unutmayın. Bakın pozitif tam sayılarda işin rengi değişir. Şimdi ben bunu silsem, tam sayılar desem, bunun en küçük değeri desem ne olur biliyor musunuz? O zaman ben buraya eksi 1 derim. Buraya eksi 12 derim. Buraya eksi 1 derim. Buraya eksi 18 derim. O zaman bunların toplamı eksi 1, eksi 12, eksi 18. Topladığım zaman eksi 31 olurdu. Tam sayılar olsaydı. Ama ya bu hani detayları anlatıyorum ki yani karşınıza böyle çıkarsa farklı davranacaksınız anlamına gelir. Yani buradaki ifadelerde bu ifadelerin pozitif olup olmaması bunlar hep belirteç, önemli yerler. Yani bunları bileceksin artık anlamına geliyor bu. Şimdi bununla toplamının en küçük değeri. O zaman burada ortak olan ifade ne? B. B ortak. O zaman B'ye değer vererek bakacaksın. 12 ile 18. Geldiniz, hoş geldin. EBOB, EKOK. Diyor ki öğrenciler, hocam EBOB, EKOK nerede kullanılır? Al sana EBOB, EKOK. 12 ile 18'in EBOB'unu bulacaksın. 12 ile 18'in EBOB'u 6'dır. En büyük ortak bölen 6. Dolayısıyla ben buraya 6 vermem lazım. Zaten baktığınızda basit yani. İlle EBOB bulmanıza gerek yok ama EBOB mantığına dönüyor iş. Yani zaten anlıyorsun yani 12, 18 nerede buluşur? 2 var, 3 var, 6 var. O zaman 6. Demek ki ben buraya 6 vereceğim. O zaman buraya 2 vereceğim. Buraya 3 vereceğim. Tamam. 2 artı 3 artı 6. Sonuç 11. 13 niye dediniz? 13 neden? On üç mü olması lazım? Nasıl oluyor? Ha anladım. B'ye 3 verdiniz. C'ye 6 verdiniz. Anladım. Tamam. A'ya da 4 verdiniz. Ha, oradan geliyor. Tamam. Yani burada B'ye olabildiği kadar büyük değer veriyoruz arkadaşlar. Tamam. Mantığını anladınız.
Yani B'ye olabildiği kadar büyük değer vereceksiniz. Ondan sonra çıkıyor. Geçiyorum. Peki geçiyorum. Çok ısrar ettiniz. 21. İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tek sayının toplamı. İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı 98. İki basamaklı en büyük negatif tek sayı ne? Eksi 11. Değil mi? Eksi 11. Bunların toplamı. Eksi 11 artı 98, 87. Peki. Basit. Geçiyorum. Zaten 3 tane, 3-4 tane sorumuz kaldı arkadaşlar. Tamam mı? Evet. 22. A ve birer doğal sayı. İlk günden böyle sizi yormayalım çok fazla. A ve birer doğal sayı olmak üzere 2A artı 3B 18. Kaç farklı AB ikilisi var? Evet, buyurun arkadaşlar. Kaç farklı AB ikilisi var? Tek tek bunları yazacağız. Değil mi? 2 tane A. 3 tane B. 18. Şimdi burada doğal sayı dediği için sıfır verme ihtimalim var. Yani ben bu arkadaşa sıfır versem olur. Hani sıfır vererek, önce sıfır vererek işin içine gireceksiniz. Ne yapıyorsun? İyi misin? Şimdi buraya sıfır verdiğinizde buraya 6 vermeniz lazım. 3 kere 6 18, tamam. Ha, ondan sonra şimdi buradan sonra nasıl gider? Bakın size basit yolunu öğrettim. Şimdi burada bakın karşı tarafta yani A'ya vereceğiniz değerleri verirken karşı taraftaki 3'ü düşünmeniz lazım. Yani burada B'ye değer verirken de karşı taraftaki 2'yi düşünmeniz lazım. Şimdi bu şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, bakın A'ya değer verirken yanındaki 2'ye değil karşı taraftaki 3'e bakıyorsunuz. Demek ki buradaki ifade 3'er 3'er artarak gidiyor. Yani o zaman sen buraya 0, 3, 6 ve 9 verebilirsin. Hocam bu nasıl gidecek peki? Bu zaten gidebileceği en yüksek rakam 6. O zaman bu da azalarak gelecek. Kaçar kaçar azalacak? B de burada karşıdaki 2'ye göre. Bakın A'yı alırken karşıdaki 3'e göre, B'yi alırken karşıdaki 2'ye göre. Demek ki ikişer ikişer azalacak. 4, 2, 0. Ya zaten 18 basit bir ifade. Yani basit ifade olduğu için değer vererek çözmek basit oluyor. Ama şimdi hani biz işte Ekim'den sonra derslere başladığımızda mesela ben buraya 450 yazıyorum. Yani o zaman daha zor oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani mantığını anlayın. Mantık basit oluyor. Aslında mantık şu. Karşıdakine göre şekillenerek gidiyor. Buradaki 4 tane ifade var. AB ikilisi. Evet, 23. Negatif tam sayılar toplamının en küçük değeri. Toplamının en küçük değeri. Şimdi toplamının en büyük değeri dese iş değişir. En küçük değeri dese iş değişir arkadaşlar. Toplamının en büyük değeri dese buraya eksi 6, buraya eksi 3. Pardon, A'ya göre vereceğiz. A olan ortak çünkü. Buraya eksi 6, buraya eksi 3, buraya eksi 6, buraya eksi 4 vereceğim. O zaman en büyük değer eksi 6, eksi 3, eksi 4'ten eksi 13 olur. Bu en büyük değer oluyor arkadaşlar, tamam mı? En küçük değer içinde A ortak olduğu için A'ya eksi 1, eksi 1. Buna eksi 18, A'ya eksi 1, C'ye eksi 24. O zaman eksi 1, eksi 18, eksi 24. Yani bunlar toplamaya dönüyor. En son eksiyi koyacaksınız. Eksi 43. En büyük değer eksi 13. En küçük değer eksi 43. Çünkü bunlar ne? Negatif tam sayılar. Bakın bunlar pozitif değil. Biz ne diyoruz? Soruları çözerken arkadaşlar burada verilene önce dikkat ediyoruz. Burada adam ne istiyor? Negatif olsun istiyor. Pozitif olsun istemiyor.
Pozitif olursa farklı, negatif olursa farklı. Düşünmeniz lazım. Detaylar önemli. Matematik detaylarda gizli. Bunu asla unutmayın. Evet, son iki. Toplamları 48 olan 3 farklı pozitif tam sayının en büyüğü en az kaçtır? Şimdi yani biraz kelime oyunlarına dikkat etmek lazım. En büyüğü en az kaçtır? En büyüğü en çok kaçtır filan. En büyüğü en az kaçtır? En büyüğü en çok kaçtır? Siz buralarda şu an bence kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Normal, yani bu normal yani. Zaten temel kavramların burası biraz gıcık. Şimdi en büyük olsun isteniliyor ama en az olsun isteniliyor. Büyük olacak ama az olacak. Bak şimdi anlamanız lazım farkı. En büyüğü en fazla kaçtır derse iş farklı oluyor. En büyüğü en az derse iş farklı oluyor arkadaşlar. Daha detaylı bunları zaten ileride size çok çok anlatacağım. O yüzden yani şu an sadece bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız temelinizi oluşturmak. Şimdi en büyük olsun ama en az olsun. O zaman birbirine yakın seçmeniz lazım sayıları. Bu tür sorularda en büyük en az ifadesi diyorsa sayıları birbirine olabildiği kadar yakın seçiyorsunuz. Sayıları yakın seçebilmenin tek yolu da 3 tane sayı dediği için 48'i 3'e bölüyorsunuz. 48'i 3'e böldüğünüzde ne buluyorsunuz? 16 buluyorsunuz. Demek ki sayılar 16, 16, 16 olsa bu iş olur. Ama sayılar farklı dediği için o zaman 15, 16, 17. Yani bu arkadaşa 15, bu arkadaşa 17 diyebilirim. Demek ki en büyüğü en az kaçmış? 17'ymiş. Bak büyük değil mi? 16, 15, 16 bundan küçük. Ama olabildiği kadar da küçük arkadaşlar. Yani büyük ama çok büyük değil. Tamam arkadaşlar. Evet, son soru. Son soru. İfadesinin değeri 6x artı 4y. İfadesinin değeri. Şimdi burada pay eşit diyelim. Yani şimdi x bölü 2 y bölü 3 eşittir 5. Önce payda eşit diyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem ne olacak? 3x artı 2 tane y bölü 2 kere 3 6 eşittir 5. Şimdi burada 6 kere 5 30. Şimdi 6'yı karşıya göndereceğim ya. Bölmeli bir ifade karşıya çarpma olarak gider. O zaman buradan 3x artı 2y eşittir 30. Ha, baktığım zaman benden 3x'i değil de 6x'i istiyor. Benden 2y değil de 4y istiyor. Demek ki bunun 2 katı olması lazım. O zaman 2 parantezinde 3x artı 2y, 2 parantezinde 30. Yani çarptıysam ikisini çarpmam lazım. Şimdi bunun 2 katı. Bunu 2 ile çarpıyorsanız bunu da çarpmak zorundasınız. O zaman şuradaki ifadeyi bulmuş olacaksınız. Bakın bunu en son çarpma olduğu için dağıtmanız lazım arkadaşlar. Yani bunu getirip şuraya ve şuraya dağıtıyorsunuz. Yani mantık olarak 6x artı 4y eşittir 60. Yani zaten anlarsın ya. 2, 3x artı 2'ye 30'sa 2 katı 60 oluyor bunlara. Yani zaten böyle her zaman cevabı görünür vermeyebilir arkadaşlar. Cevaplar ufak böyle ayrıntılarda gizlidir genelde. Sınavda da böyle olacak. Bilginiz olsun. Evet, bugünkü dersimiz için şimdiden geçmiş olsun arkadaşlar. Yani bugünlük bu kadar. Kaydımı alıyorum.